Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. İnceleme ve geliştirme serisinin bu videosunda SC-Ekem'in SC360 modelini inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle bu model birazcık modası geçmiş bir model. Ancak benim daha önce 360 kamera ile ilgili bir deneyimim yok. Ve bu ürünün fiyatı son dönemde Türkiye'de çok ciddi bir düşüş yaşadı. Bunun sebebinin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ancak stokları tüketmek olabilir diye düşünüyorum. Ancak fiyatının düştüğü seviye özellikle yurt dışında bile 400-500 bandında satılırken Türkiye içinden satın aldığınızda 200 lira gibi fiyata denk geldiği için üründen bir tane temin edip bir deneme yapmak istedim. Hem bu deneyimin sonucunu paylaşmak hem de 360 kamera nedir, ne işe yarar, nasıl bir görüntü elde ederizin sonuçlarını göstermek için bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Video içeriğinde kısaca öncelikle kutu açılışını yapacağım. Ardından ürünün kurulumu ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Sonrasında da 360 kamerayı multikoptere monte ederek uçuş gerçekleştireceğim ve çektiği görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi kutu açılışıyla başlayabiliriz. Evet, şimdi gelelim kameranın kutu açılışı ve incelenmesine. Öncelikle kutu üzerindeki verilerden başlayalım. 360 video çekiyor. Bunu 30 FPS'te 2K çözünürlükte yapabiliyor. Yalnız burada normal aksiyon kameralarının 2K çözünürlüğü kadar net düşünmeyin. Çünkü bu videoyu 360 derece olarak çekecek. Bir diğer konu da 12 megapiksel fotoğraf çekebiliyor olması. Kendi üzerinde 0.83 inçlik bir OLED ekranı var. Bu ekran son derece kullanışsız. Bunu videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Burada yanında gelen aksesuarlarını göstermiş. Arka tarafta ise özellikleri mevcut. Burada 12.4 megapiksel Sony sensörü kullanıyor. Lensi burada 220 derecelik açı. Bu kutu açılışından sonra bunun ne anlama geldiğini söyleyeceğim. JPG formatında resim ve MP4 formatında video çekebiliyor. 1300 mAh'lik bir bataryası var. 128 GB'a kadar da microSD destekliyor. Üzerinde USB 2.0 bağlantısı, yalnız micro değil mini USB kullanıyor. HDMI çıkışı, Wi-Fi desteği var ve harici bir mikrofonu var ki bu mikrofon da hiçbir işimize yaramıyor. Şimdi gelelim kutunun açılışına. Öncelikle dış kısmını çıkarıyoruz. Hemen ardından kutuyu açtığımızda ilk karşımıza kamera çıkıyor. Kamerayı şöyle alalım. Evet. Bu küre şeklinde kullanacağımız kamera. Bunun detaylı açıklamasına birazdan geçeceğim. Şimdi kutu içeriğiyle devam edelim. Kutu içeriğinde neler çıkıyor? İlk olarak lensi temizlemek için bir bez ve taşıma çantası. Bunlar da standart bağlantı aparatları ile birlikte kullanım kılavuzu çıkıyor. Buranın detayına girmeyeceğim. Bu yaklaşık tüm SC kameralarla birlikte gelen standart aksesuarlardan. Buradaki bağlantıları özellikle drone üzerine nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bununla beraber bir tane de mini USB bağlantı kablosu geliyor. Bu aksesuarlar arasında benim en çok önem verdiğim şu taşıma çantası. Bu çanta gerçekten çok kullanışlı. Yapı olarak taşınması çok kolay olan bir sistem değil. Arkasında kaydırmaz bir bandı var. Eğer bu şekilde koyarsanız çok rahat duruyor ancak herhangi bir şekilde yan koyarsanız bu ağırlık merkez sıkıntısından dolayı sürekli böyle hareket etmeye başlıyor ve düşmesi açısından riskli. Ancak kabının içine koyduğumuz zaman istediğimiz bir yere asarak son derece rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Şimdi kabı da aynı zamanda bence ürünün en büyük artılarından biri. Bunu da bir kenara ayırayım. Şimdi gelelim kutunun üzerinde yazan 220 derecenin ne anlama geldiğine. Piyasadaki 360 video kameralarından en büyük farkı, bu video kamerası sadece bu tarafı için geçerli bir 360 çekim yapıyor. Yani arka tarafında bir kamera olmadığı için bu cihazın objektifinin gördüğü ön taraf 360 derece tüm çevresini görecek şekilde çekim yapıyor. Ancak bunun sınırı kendi yanından 220 derece. Yani yaklaşık şöyle bir açıda 360 derece çekim yapıyor. Bu kameranın arka kısmında kalan yerler çekim sırasında çekime dahil edilmiyor. Bu kameranın en büyük eksilerinden biri olarak kabul edilebilir. Evet, şimdi gelelim kameranın incelenmesine. Öncelikle üzerinde iki tane düğme mevcut.
Bu düğmeler açıp kapatmak ve içerisinde mod seçimi yapmamıza imkan tanıyor. Bunun dışında küçük bir ekranı var ve şu kapaklı bölmenin altında girişleri ve pili mevcut. Alt kısmında tripod bağlantı bölümü var. Bu birçok tripodla uyum sağlıyor. Şu şekilde monte edip tripod üzerinde kullanabiliyoruz. Şimdi bu kısımda bu kameranın artılarından ve eksilerinden bahsedeceğim. Elde ettiğimiz görüntüler ve bu görüntülerin hazırlanmasını ikinci bir videoda paylaşacağım. Şimdi bu kameranın ilk olarak aksiyon kamerası gibi düşünüp alınması yanlış. Çünkü bu kameranın dışında koruyucu bir kap olmadığı için suya karşı dayanıklı değil. Dolayısıyla yağmurlu bir ortamda veya darbe alabileceği bir ortamda kullanmak mümkün değil. Bunun dışında ürünün sunduğu görüntüden hoşlanıp hoşlanmadığına kullanıcının karar verip bunu tercih etmesi gerekiyor. Normal alışmış olduğumuz kamera görüntüsünün dışında bir görüntü bize sunuyor. Özellikle panoramik görüntüden hoşlananlar ya da panoramik çekim yapmayı sevenler için 360 kameralar tercih edilebilir kameralar. Bunun dışında ürünü incelemeye başlarsak eğer, burada bu iki düğme olması ve yönlendirici alt üst sağ sol yapan bir düğme olmaması sebebiyle ben çok kullanışlı bulmadım bu iki düğmeli modeli. Şöyle göstereyim. Ürünü çalıştırdığımız zaman şu anda ekranda çok silik görünüyor. En büyük eksilerinden biri de bu cihazın dış ortamdayken şu anda ışık altında olduğu için dış ortamdayken biz ekranda yazan şeyleri neredeyse göremiyoruz. Dolayısıyla bu ekranın tasarımı yazıları güzel olmasına rağmen bize dışarıda işimize çok fazla yaramıyor. Bunu ben şimdi ışığı söndürerek size ne kadar büyük bir fark olduğunu göstereyim. Normalde yazılar bu şekilde görünmesi gerekiyor ama ışık altında bunlar görünmüyor. Şimdi bu menülerini hızlıca bir gezelim. İlk olarak çekim modları var. Araç modu var. Ve ayarlar menüsü var. Ayarlar menüsüne geldikten sonra menüye girmek için kapatma düğmesine bir kere tıklıyoruz. Bunun altından Wi-Fi, dil, çözünürlük, loop kaydı gibi birçok menü özelliğine ulaşabiliyoruz. Ancak gördüğünüz gibi çok fazla kullanışlı değil. Menüden çıkmak için de en sondaki exit'e kadar gelip tekrar seçmemiz gerekiyor. Şimdi ana ekranındayken telefonla bir uygulamayla bağlanmadan da cihazı kullanmamız mümkün. Bunun için açıp kapatma düğmesine bir kere tıkladığımızda doğrudan kayda başlıyor. Tekrar tıklamamızla birlikte kaydı durduruyor. Bu anlamda kullanıma pratik olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında şu kapaklı bölümünü açıyorum. Bu bölümde en çok sorun çıkaran kısım şu iki parçanın bir düğmeli sistemle çalışmıyor olması. Dolayısıyla bir süre sonra kırılabilecekmiş gibi bir izlenim veriyor. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşatmadı ama ilerleyen dönemde kırılabilir diye düşünüyorum. Burada bir HDMI çıkışımız var. Burada da bir mini USB girişimiz var. Bunun dışında altında pil var. Bu pilin bu şekilde takıp çıkarılabiliyor olması çok büyük avantaj. Hem birden fazla sayıda pil alıp daha uzun süreli kullanıma imkan veriyor. Hem de pil ömrü bittiğinde cihazın içini açmamız gerekmiyor. Aynı zamanda 1300 mAh'lık pili bu cihaza 1,5 saatin üzerinde kayıt imkanı sunuyor ki bu da gerçekten iyi bir rakam. Şu pilin üzerinde USB girişlerin hemen altında SD kart girişimiz mevcut. Burada SD kartını görüyorsunuz. Bence bu kameranın en büyük sorunu ilk çıktığı dönemde kullandığı FineWare sadece cep telefonundaki uygulaması üzerinden 3D görüntü izleme imkanı sunuyordu. Onun dışında ise kaydettiği MP4 formatını bilgisayar veya başka herhangi bir platforma koyduğumuzda sadece mercek üzerinden 2 dB görüntü izliyormuşuz şeklinde bir sonuç veriyordu bize. Ancak bunu çıkan son FineWare ve sonrasında da bilgisayar uygulaması ile değiştirdiler. Normal çektiği MP4 formatını bilgisayar programı aracılığıyla işledikten sonra YouTube'da da çok rahat izlenen 3D videolar haline dönüştürülebiliyor. Evet, şimdi de bu kamerayı asıl alma sebebim olan dronlarla bağlantısına gelelim. Şimdi öncelikli olarak şundan bahsedeyim. Bu kamera araç içi güvenlik kamerası olarak da kullanılan bir kamera. Bununla ilgili 360 videomun içerisinde çekime gittiğim sırada yaptığı bir çekimi de paylaşacağım. Nasıl çalıştığı, nasıl göründüğünü kabaca göstermiş olacağım. Bunun dışında drone için
Şu parça, şöyle göstereyim. Bunun montajını ikinci videoda göstereceğim. Kaska monte etmemizi sağlayan parça, bunun üzerine kayarak oturan bir parçası daha var. Drone'un altında bulduğunuz herhangi bir düz zemine bunu monte etmemizi sağlıyor. Son derece kullanışlı oluyor. Ben üzerinden birkaç tane plastik kelepçeyle de sağlamlaştırdıktan sonra son derece güvenli bir sistem oldu. Montajı kolay. Sadece drone'un üzerinde düz bir zemin bulmamız gerekiyor. Bunun dışında da şu kablodan bahsetmek istiyorum. SC360 modeli aslında bu kabloya tam destek verse bu kablo en büyük artılarından biri olacaktı. Ancak ne yazık ki bu kabloya daha önceki sistemlerde kullandığım gibi AV-Out ve GND olarak destek veriyor olsa da yeni bir özellik olan PWM girişine destek vermiyor. Bu kablonun ne işe yaradığını SC7 modelinin incelenmesi ve kurulumunda anlatacağım. Ancak bu kamera buna destek vermiyor. Yalnız bu kablo ile ilgili şöyle bir avantaj sağlıyor. Bu kablo üzerinden kamerayı elektrik beslemesini sağlayabiliyoruz. Ve kumanda kontrollü bir back devresi ile uçuş sırasında bu kablo aracılığıyla kamerayı çalıştırıp kapatabiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, kamerayı kontrol edemiyoruz. Yani fotoğraf çekmek ya da video çekmek gibi bir işlem başlatamıyoruz. Sadece araç modunu alıp doğrudan açtığımızda video çekimi başlıyor, kapattığımızda ise video çekimi duruyor. Dolayısıyla bu kablo cihaza yarım artı kazandırıyor diyebilirim. Kameranın kendi ağırlığı yaklaşık 104-105 gram civarında. Dolayısıyla motor seçimi veya drone'umuzu kaldırabileceği toplam ağırlığı göz önünde bulundurarak bu kamerayı satın almamız gerekiyor. 50 santim daha biraz daha küçüğü veya daha büyük multikopterler kolaylıkla taşıyabilecektir diye düşünüyorum. Kamera ile ilgili artıları ve eksileri hakkında söyleyeceklerim genel olarak bu kadar. Buradan sonraki kısımda daha çok nasıl çalıştığı üzerine görseller paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak kameranın firmware'ini yükleyelim. Ardından bu videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda kendi uygulaması üzerinden nasıl çalıştığı ve yaptığı çekimleri 3D'ye nasıl çevirip YouTube'a nasıl yükleyebiliyoruz'u göstermeye çalışacağım. FineWare yüklemek için ilk olarak cihazda kullandığımız SD kartı bilgisayara takıyoruz. Ardından FAT32 formatında bu SD kartı biçimlendiriyoruz. Bu işlemin hemen ardından internet üzerinden SC360 FineWare diye aradığımızda kendi sitesinde çıkan linke tıklıyoruz. Burada şu anda ben videoyu çekerken ki son versiyonu olarak versiyon 1.4'ü indiriyoruz. İndirme işlemini gerçekleştirdikten sonra içerisinden SCCAM 001.1000 uzantılı bir dosya geliyor. Bu dosyanın ismini hiç değiştirmeden bunu SD kartın içerisine kopyalıyoruz. Bilgisayarda yapacağımız işlem bu kadar. Şimdi kameraya geri dönebiliriz. İçerisine güncelleme dosyasına attığımız SD kartı kameranın SD kart girişine takıyoruz. Bu işlemi başlatmadan önce pilimizin dolu olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrasında kamerayı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kamera SCCAM yazıp çalışmaya başlamadı ancak işlem yapıyor ve bu işlemin bitmesini bekliyoruz. İşlem tamamlandığında SCCAM yazısı çıkıp tekrardan cihaz çalışmaya başlıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra mod düğmesine basıp modları arasında gezebiliyoruz. Buradan ayarlar seçeneğine geldiğimizde ayarların altından versiyon bölümüne geldiğimizde 1.4 versiyonunun yüklü olduğunu görüyoruz. Cihazı kapattıktan sonra SD kartı içerisinden çıkartıp bilgisayarda tekrardan formatlamamız gerekiyor. FineWare güncelleme işlemi de bu kadar. Böylelikle bu videoda anlatmayı planladıklarımı bitirmiş oldum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim.